ÖSYM, Sayın Yıldırım Kaya'nın açıkladığı üzere bundan tam bir ay önce 432 tane ÖSYM personelinin yerini değiştirmiş. Bu şu anlama geliyor. Belgeli bir şekilde 7 İklim Yayın Evi'nin Eğitim Bilsen Sendikası ile ilgili işbirliği yaptığını tweetleri duruyor. Önümüzde 600 bin öğretmenin gireceği bir uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik sınavı var ve yine 7 İklim Yayın Evi burayla bağlantı halinde. Hükümete yakın en büyük eğitim sendikası Eğitim Birsen'le. Şu an gelen yeni ÖSYM Başkanı Eğitim Birsen Sendikası'nın eski İstanbul temsilcilerinden bir tanesi. Bakın şu ilişkiler ağının iç içe geçmesine bakar mısınız lütfen? AK Parti ilçe teşkilatlarının 7 İklim Yayın Evi'ne yaptıkları ziyaretlerin fotoğrafları var. Ama asıl bomba geliyor. Hazır mısınız? Süleyman Soylu'nun 20 saniye geç gelenleri sınava almayan ÖSYM 20 tane soruya sahip çıkamadı. Bu ciddi bir manşet ve derhal görevden alınması gerekiyor. Bir tek konu Atatürk Havalimanı'nda değil. Konu Atatürk zaten. Aslında her şey Atatürk'le hesaplaşmak üzere. Yalancının mumu uçak uçana kadar yanar havacılıkta. Onlar hiç kimseyi kandıramazlar. 2018'de, 2019'da, 2020'de, 2021'de devlete ödeneceği parayı ödemedi, ödeyemedi. 2043'e ertelendi. 2022'de gizli kararnameyle ertelediler. Madem bu kadar uçuyor, kaçıyor, aman Allah'ım rekorlar kırıyor, niye parayı ödeyemiyor? Rusya hava sahasından Avrupa'ya uçuş var mı? Avrupa'nın Rusya'ya uçuşu var mı? Yok. Bütün o uçuşlar nereye gitti? Hepsi Türkiye'ye geldi. Siz diyelim ki Bodrum'a uçacaksınız Ankara'dan. Bodrum'a doğrudan uçurmuyor. Siz de İstanbul'a gidiyorsunuz, oradan uçuyorsunuz. Muğla'ya, İstanbul'a gidip oradan uçuyorsunuz. İzmir'e, İstanbul'a uçup oradan uçuyorsunuz. Veya eskiden Edremit'e günde kaç uçak uçuyordu? Şimdi talebin aşırı fazla olmasına rağmen Edremit'e uçak konulmuyor. Niye acaba? AKP iktidarı döneminde Türkiye'nin kaç tane havayolu şirketi battı? Ben söyleyeyim. 20 tane havayolu şirketini batırdılar. İstanbul'a indiriyor ki oranın trafiği yüksek gözük. Tezgah öyle ucuz bir şekilde sistematik olarak planlanmış ki gözünüzün içerisine baka 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 kamu kaynaklarını yandaşa aktarmanın yöntemini inşa etmişler. Bir süre öncesine kadar Tayvan'ın adı Formosa olarak anılırdı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası öteden beri, yani 1949'dan beri zaten Formosa'yı, Formosa Adası'nı, Tayvan'ı ve oradaki küçük Çin'i, milliyetçi Çin'i, Amerika'ya yakın Çin'i, komünist Çin'e karşı kullanmak üzerine kurulmuş bir politika ve çok açık biçimde gerek demokratlarda olsun gerek cumhuriyetçilerde, örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan'a saldırması savaş sebebidir. Bu Amerika'nın resmi politikası. İşler silahlı anlamda nereye kadar gider? Çinliler ne yapar bilmiyoruz. Ama sizin dediğiniz çok çok doğru. Bu savaş galiba çip savaşına dönüşecek. Çin belki de Amerika'ya kafa tutabilmek için Tayvan konusunda özellikle dünyada büyük bir çip krizi zaten var. Daha da büyüyecek. Herkes bana şöyle demiş, hak vermişler. Birisi de diyor ki ya Aselsan üretmeye başladı falan diyor. 7 yıldan beri üretmeye başladı diyebiliyoruz ama henüz Türk çipini göremedik doğru. 7 yılda çok önemli bir zaman. 7 yıldır var bu dedikodu. Türkiye çip üretiyor diye. Her gün bunu sanki yeni bir şeymiş gibi sunuyorlar ama ortaya henüz bir çip koyamadılar. Buradan sizin aracılığınızla hükümete uyumayın ey gafiller diye bağırmak istiyorum adeta. Gözünüzün önünden akan fırsatları görün de bir taneniz de deyin ki bu firmalara gel kardeşim benim ülkemde yatırım yapın deyin. Amerikalılar kadar yok musun? Derler mi? Demezler. Neden? Ahmak çünkü. Sen orada soğan başı mısın? Nesin ya? Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak nesin sen? Neye hizmet ediyorsun? Ne iş yapıyorsun sen ya? Dünyayı okuma yeteneği, becerisi olmayan insanlardan böyle bir çaba beklemek beyhudedir. Bu hükümet zamanında hazırlanan 2018 yılında yayınlanmış olan 11. Kalkınma Planı'nın elektrik elektronik alt komite raporuna ki bakarsanız görürsünüz bunu siz bu raporları hazırlattığınızda bir kere bile okuma şeyi olmadı mı? Bu ne kadar. Oldu? Ne oldu bizim mühendislerimiz? Hepsi gitti. Göz göre göre gitti. Bugün işte Sayın Cumhurbaşkanı kalktı doktora giderseniz gidin falan diye bas bas bağırıyor ya. Giderseniz gidin dediği mühendisler onlardan erken davrandılar. Avrupa'nın yüksek teknolojili firmalarında 30 bin Türk mühendis çalışıyor şu an. Siz çok önemli bir şey söylediniz. Anka Park'a harcanan bu gereksiz para sadece Ankara ekonomisini, Ankara belediyesini, Ankaralıları değil. Ankara'yı tekrar vasatlıktan kurtarıp nitelikli, kimlikli, karakterli bir kent haline getirebilmek için çok saygın projelere el atıyoruz. Ama altyapı projelerini de hiç ihmal etmiyoruz. Avrupa başkentleri arasında baktığınızda tarihsel birikimi en zengin başkent Ankara. Hiç kimse bu yanını düşünmüyor. Bir Paris'le, bir Londra'yla kıyaslayabilirsiniz.
kıyasladığınızda müthiş bir tarihsel geçmişimiz var, zenginliğimiz var, uygarlığımız var. Bir bakıyorsunuz fotoğrafın birisinde Zeus heykeli var. Birinde bir lahit parçası var. Birinde bir Eros heykeli var. Öteki tarafa dönüyorsunuz bir sütun başlığı var. Aslında Ankara Kalesi Ankara'nın açık hava müzesi gibi. Yani bir otoban gibi değil de o bunlarda kafeler oluşturarak insanların günlük yaşamını geçirebilecekleri. Hatta izin alınabilirse modern kentlerinde olduğu gibi haftada bir gün kapatıp trafiğe yaya olarak herkesin orada Taksim gibi kendini ifade edebileceği bir kent meydanı yapmayı düşünüyoruz. Sayın Bakan'ı dinliyorum mesela Çevre Şehircilik Bakanlığı veya bazı işte eski belediye başkanını dinliyorum. Özellikle Anka Park imal edilmiş ve bu hale gelmesine göz yumulmuş gibi anlatılıyor. Hı hı. Öyle güzel anlatıyorlar ki yaşanan süreci bilmesem diyorum ki, ya diyorsun. Ben bile inanırım diyorum. Yani biz buranın çalışması için kurum olarak oradaki işletmeciye her türlü desteği verdik. Olmadı. Çünkü bu fizibil bir yatırım değil. Böylesine devasa bir yatırımın pek çok yanıyla fizibilite edilmesi gerekirken alelacele yapılmış bir yatırım. Türk futbolu nasıl başarıya ulaştı? Türk futbolu nasıl çağ atladı? Türk futbolundaki fair play olaylar nedir? Bunları yazmak isterim. Ama maalesef Beşiktaş'taki süreci yazarken yediğim küfürler, hakaretler, tehditler buradan Bağdat'a kadar yol olur. Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun etrafındaki tüm avukatlar bu süreçte beni sürekli olarak tehdit, taciz, baskı, hakaret, küfür yağmuruna tuttulardı. Hatta şimdi söylemek istemem ama Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken biraz önce bana tweet attı. 20 sayfaysa mektup, ben sadece 3 sayfasını falan yayınlıyorum. Çünkü geri kalan 17 sayfası korkunç. Korkunç, korkunç. Feci. Yani Galatasaray'da menajerlere öyle bir peşkeş çekilme olayı var ki insanın içi sızlıyor. Fenerbahçe'yle de ilgili çok geniş olaylar var kitapta. Ama bir tanesi dünya futbol tarihinin en büyük ahbap çavuş ilişkilerinden biri. Olta iddia ediyorum bak. Sayın Aziz Yıldırım başkanlığı döneminde oluyor bu. 3 cümleyle özetleyeyim ben bunu. Bu Sakaryaspor'da oynayamayan oyuncu, menajeri, babası ya Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzalıyor kardeş. Şimdi bu menajer her kulüple ilişkisi olan, iletişimi olan çok ünlü bir menajer. Türkiye'de 5 menajer say desem bir tanesi bu. Şimdi bu kavga olayı yaşandığı zaman yer yerinden oynadı. Kebapçı Selahattin Aydoğdu çıktı. Dedi ki arkadaş dedi ben dedi Fatih Terim'i dövdüm. Kovaladım. Fatih Terim çok kötü oldu. Kaçtı gitti dedi. Sonrasında bu belge benim elime geçti. Ne belgesi bu? Mahkeme kayıtları. Jandarmaya verilen ifadeler. O Trabzonspor'la Beşiktaş imzalayarak Fenerbahçe'nin şampiyonluğuna nasıl set çekildi? Başlı başına bir rezalet yani. Sadece kulüpte değil. Menajer oyunları, teknik adam oyunları, futbol federasyonundaki entrikalar. Kim nerede ne yapmış? Kim nasıl o kadar parayı cebe indirmiş? Futbolcu 1 milyon liralık sözleşme imzalarken menajer o sözleşme üzerinden nasıl 2 milyon lira almış? Hangi kulübün kasası kimler tarafından delik deşik edilmiş? Fenerbahçe'den gelen 2 milyon liralık çek hangi ünlü avukatın cebine? Duygu transferi iki tarafı da gerçekleşiyor. Tabii ki aracı var. Aracı kim? Anneniz. Anneniz de bu duyguyu alıyor. Size başka bir formatta bunu yerleştiriyor. Ebeveynler taşıyamadıkları kötü duyguları çocuklarına transfer ederler. Hatta Anadolu'da meşhur bir söz vardır. Hele getir şu çocuğu emzireyim de bir rahatlayayım. Emzirdiğinde annenin rahatlayacağı düşüncesidir. Tam tersi sütü içirirken duyguyu transfer eder anne. Mesela babanız başka birine aşıktır, siz onun rol modeli alırsınız. Kadın arkadaşının rol modeli annedir. Çünkü babayla onlar ergenliğe kadar sevgili gibidir. Siz rakibi ne yaparsınız? Modellersiniz. Baba mesela anneye aşık değil ama komşudaki Mücella ablaya aşık. Mücella ablayı örnek alıyor. Kız çocuğu onun hayatını yaşıyor. Freud'un burada çok güzel bir açıklaması var. Cerrah, kasap ve katil. Aynı duyguyu besler diyor. Üçü de keser. Güney Afrika'ya gittiğinde Bert Hellinger, ünlü Alman dizimci. Alman bir misyoner olarak gidiyor. İnsanlar böyle değişik değişik oyunlar yaparak diş ağrısı geçiyor, baş ağrısı geçiyor. Diyor ne yapıyorsunuz siz diyor. Geçmişteki hastalıkları iyileştiriyoruz diyor. Travmalarda hatırlarsanız en önemli sonuç sahnenin tamamlanmamasıdır. Yani sizin dedenizin dedesinden geçen duygunuz olabilir. Dayınızın bu ölüm duygusu size geçtiyse ölü gibi yaşarsınız. Travmalar insanları beslerse insanlar bir uzmanın kapısını çalmaz. Bert Hellinger de mesela birçok açıklamasında birçok kanser faktörünün aslında psikolojiyle eşleştiğini. O zaman döngümüzü kırıp biz bunlardan nasıl ayrışacağız buna bakmalıyız. Panik ataksa net ölüm korkusu vardır arkadaşlar. Ama ben geçmişe inip ölüm korkusunun kimden geçtiğini bulursam panik atak kalmaz. Bilinçaltı otomatik cevaptır. Evet, değersizlik varsa düz mantıkla çalışır. Değerli olacak her şeyi yapar. Duyguyu tamamlamazsanız döngü kırılmıyor. Döngü bozulduğu an boşanmalar, evlilikler birçok unsurlar meydana gelir.